Birinci Cihan Harbi. Osmanlı'nın deyişiyle Harbi Umumi. 28 Temmuz 1914'te başlayan ve 11 Kasım 1918'e dek süren Büyük Savaş. Bir tarafta İtilaf Devletleri, İngiltere, Birleşik Krallık, Fransa Cumhuriyeti ve Rusya İmparatorluğu, diğer tarafta İttifak Devletleri, Osmanlı İmparatorluğu, Almanya İmparatorluğu ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu. Gelişen İngiliz ve Alman sanayisi, petrolü keşfetmesinin ardından gözünü Osmanlı Devleti'nin altın topraklarına dikti. Amaç Osmanlı'yı yıkmak ve petrol sahalarından uzaklaştırmak. Düşman Osmanlı'ya dört koldan saldırıyordu. Bir taraftan İngiltere, bir taraftan Fransa, bir taraftan Rusya, diğer taraftan İtalya. İtilaf Devletleri ilk büyük saldırısını Çanakkale üzerine yaptı. Ancak Allah'ın yardımı ve Türk askerinin dirayetiyle düşman Boğaz'ın serin sularına gömüldü. Bu olay başta Londra ve Paris'te bir utanç kaynağı olarak anıldı. Dönemin devasa savaş gemileri, en gelişmiş silahları, Nusret Mayın gemisini ve Seyit Onbaşı'yı geçemedi Çanakkale'de. Bir destan yazıldı. Bir diğer destan ise Irak cephesinde Kutül Amare'de yaşandı. İngilizler tarihindeki en aşağılayıcı yenilgisini burada aldı. Bir tüm general kayıtsız şartsız teslim oldu Osmanlı'ya. İngilizler Bağdat merkezli Orta Doğu'daki petrol bölgelerini ele geçirmek için Kasım 1914'te Basra Körfezi'nden Fav Boğazı'na doğru harekete geçtiler. Buraya saldırmalarının diğer sebepleri de Osmanlı ve İran devletinin yakınlaşmasını engellemek ve araya İngiliz seti çekmek, Osmanlı'nın Basra Körfezi ile irtibatını kesmek ve Irak Araplarını Osmanlı'dan ayırmaktı. İngilizler Fav Boğazı kıyılarına kuvvetleriyle girdiğinde küçük bir Osmanlı birliği top atışına başladı. Ancak buradaki Türk askerlerinin İngiliz kuvvetleriyle mukavemet etme şansı çok azdı. Büyük bir İngiliz birliği buradaydı. Türk askeri buradan geri çekilmek zorunda kaldı ve başta sömürgesi altındaki Hindistan askerleri olmak üzere tüm kuvvetlerini karaya çıkardı. Aynı gece Fav Kalesi de işgal edildi. İngiliz kuvvetlerini komuta eden Kor General Arthur Barrett aldığı emir ile Basra şehri üzerine harekete geçti. Bu civardaki Türk askerleri ve aşiret gönüllü askerleri ellerindeki kısıtlı imkanlar ile İngiliz ordularına karşı koydularsa da kayıplar vererek geri çekildi. Bunun üzerine Kor General Barrett kuvvetleriyle 22 Kasım 1914'te Basra şehrine girdi. Bu başarıların üzerine Barrett 25 Kasım sabahı Kurnah'ı bombalamaya başladı. Yoğun top ateşi altında kalan Türk kuvvetleri geri çekilmek zorunda kaldı ve İngilizler burayı da ele geçirdi. Ancak Türk askeri bir müddet sonra ani bir baskın ile İngiliz birliklerine büyük zayiat verdirerek tekrar Kurnah'a girdi. İngilizlere takviye kuvvetler gelmesinin ardından tekrar top atışına başladılar ve şehrin sağ tarafından gizlice sızan İngilizler Türk askerlerini esir aldılar ve şehri de tekrar ele geçirdiler. Basra ve Kurnah'ın elden çıkması üzerine Harbiye Nazırı Enver Paşa, Süleyman Askeri'yi Basra Valiliğine ve 38. Tümen Komutanlığı'na getirdi. Bu göreviyle Süleyman Askeri, Yarbay rütbesine yükseltildi. Askeri hırpalanmış ve bozulmuş olan Türk ve Arap aşiret askerlerini tekrar toplayarak 1914 yılı çıkmadan düzene koydu. General Barrett, Türk askerinin tekrar toparlandığının haberini almış ve Kurnah'a saldırı yapacağından kuşkulanarak takviye birlik aldı ve savaş mevzileri kazdırdı. Gerçekten de Türk askeri
12 Ocak 1915 günü Kurnah'a saldırı gerçekleştirdi. Diğer taraftan da Arap aşiret kuvvetleri ani baskınlar yapıyordu. İngilizler burada zayiat verdiler ve mevzilerden geriye doğru Kurnah'a çekildiler. 20 Ocak'ta tekrar çatışmalar başladı. İklim şartlarına alışkın olmayan İngiliz askerleri Türk askerleri karşısında zayiat veriyordu. Ancak çatışmalar esnasında Süleyman askeri piyade kurşunuyla iki bacağından da yaralandı. İngilizler Şuaibe bölgesinde toplanmışlardı. Türk askeri buraya gelerek İngilizleriyle çatışmaya başladı. Ancak burada başarı sağlanamadı. Süleyman askeri Türk ordusuna gece saldırı yapması için emir verdi. Ancak İngilizlerin yoğun ateşi altında büyük kayıplar verdi. General Barrett, Türk askerinin başarısızlığı üzerine karşı taarruza geçti. Başlarda iki tarafta dengeli bir şekilde savaşıyordu. Ancak Türk askerinin cephanesi bitti. Bu başarısızlıklar üzerine Süleyman askeri kendi silahıyla hayatına son verdi. Kalan kuvvetler binbaşı Halil'in komutasında Nasiriye'ye doğru geri çekildi. Bu gelişmeler üzerine Barrett hastalandı ve Mezopotamya Seferi Komutanı Sir John Nixon onun yerine tüm General Charles Towson'u da atadı. Towson, Nisan 1915'te Kurnah ve çevresini ele geçirmeyi başardı. Bu sırada Türk ordusuna Albay Nurettin komuta ediyordu. İngilizlerin elindeki keşif uçakları Osmanlı askerleri hakkında sürekli bilgi getiriyordu. İngilizler Şatrat'tan ileriye doğru harekete geçtiler. Bunun üzerine Albay Nurettin orduları Kudül Amara bölgesine doğru çekti. Albay Nurettin Rauf Orva'ya bir telgraf gönderdi. Bağdat tehlikededir. Zaman kaybetmeyerek müfrezeniz ile en kısa yoldan Bağdat'a geliniz. Mütelaa beyanı mucibi mesuliyettir. Bu emir derhal yerine getirilecektir. Temmuz ayına kadar çatışmalar aralıksız devam etti. İngilizler nehirden vapurla ve yüksek donanımlı silahlarıyla Türk askerlerine kayıplar verdiriyorlardı. Bu sırada Nasiriye civarındaki Türk birliklerinin cephanesi tükenince Nasiriye'den geri çekildiler ve İngilizler bu şehre yürüyerek girdiler. Bunun üzerine Türk birlikleri Ağustos'ta Kut'a çekildiler. General Nixon, Towson'da verdiği emir ile Kudül Amara'yı almasını bildirdi. Nurettin Paşa elinde fazlaca bir kuvvet olmadığı için Kudül Amara'da İngilizlere sadece zayiat verdirecek kadar birlik bıraktı ve askerlerin büyük bölümünü savunma mevkii daha fazla olan Selman-ı Pak'a doğru çekti. Böylece İngilizler fazla zorlanmadan Kut'u ele geçirdi. Selman-ı Pak'ta kurulan savunma hattına Suriye'deki Osmanlı birlikleri ve civardaki iki büyük Arap aşireti de katılınca Osmanlı kuvvetleri burada arttı. Ancak İngilizler de takviye almıştı. Bu sırada Enver Paşa, Kafkasya'da mücadele veren 18. Kolordu'ya bir mektup gönderdi. Basra, Bağdat istikametinden ilerlemekte olan bir İngiliz kuvveti seferisi Bağdat'ı tehdit etmektedir. 18. Kolordu, 3. Ordu emrinden çıkarak İngilizleri karşılamak üzere Irak'a hareket edecektir. Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın amcası olan Halil Paşa bölgeye gelir gelmez Nurettin Paşa'dan aldığı emir ile derhal Selman-ı Pak'a geldi. Kasım 1915'te başlayan Selman-ı Pak muharebesi artık ölene kadardır. İki ordu arasında büyük bir meydan muharebesi verildi ve Towson 4500 asker kaybederek geri çekilmek zorunda kaldı. Osmanlı da büyük kayıplar verdi. Ancak savaşın olduğu ertesi gün Osmanlı kuvvetleri artırıldı ve düşman takip edilmeye başlandı. Gece olduğunda Osmanlı ordusu dinlenmeye geçti. Orduyu takip eden İngilizler sabah olduğunda
Türk askerleri üzerine ateş açtı ve 300 asker şehit oldu. Bununla beraber Miralay Mehmet Ali Bey de şehitler arasındaydı. Bu sırada İngilizler Kutul Amare'ye sığındılar ve ellerinde en az 2 aylık yiyecek ve çok sayıda cephane bulunuyordu. Bu sayede takviye alana kadar burada beklemenin planını yapmıştı. İngilizler şehri yerleştiğinde Türk ordusu dört bir yandan şehri kuşatma altına almışlardı. Bu sırada Albay Nurettin Halil Paşa ile istişare ettikten sonra şehirde sıkışmış olan Tavşın'da teslim çağrısı gönderdi. Kutül Amare'deki İngiliz birlikleri sayın komutanına. Sayın general, güçsüz birlikleriniz üstün ordumuz tarafından daha şimdiden dar bir alanda kuşatılmıştır. Ordumuzun ciddi bir harekata dayanma gücünüzü yıkması gayet doğaldır. Ve burada muharebe alanını meskun ve alan yakınında seçmek medeni kurallara tümüyle aykırıdır. Boş yere kan akıtılmasını, özellikle nedensiz yere şehrin zavallı ve suçsuz ahalisinin yok edilmesini önlemek için sizi teslim olmaya davet etmekten şeref duyarım. Ben bu suretle insanlık görevimi yerine getirirken siz de aynı medeni ve insanlık duygularına sadık kalacağınızı umut ederim. Tabii Tavşın bu teklifi reddetmiştir. Bu sırada Albay Nurettin ile Halil Paşa şehre saldırma konusunda görüş ayrılıkları yaşıyorlardı. Halil Paşa Albay Nurettin'e komuta yetkisinin kendisine verilmesini rica etti ve Albay Nurettin de Allah yardımcın olsun diyerek komutayı Halil Paşa'ya devretti. Halil Paşa 13 Ocak 1916'da yaptığı meydan muharebesinde başarı elde edemedi. İngilizler de karşı taarruza geçtilerse de Türk askeri karşısında başarı elde edemediler. Bu sırada Felahiye bölgesinden Tavşın'da yardım amaçlı İngiliz takviye birlikleri gönderilmişti. Şubat 1916'da Halil Paşa bu birlikleri karşılamış ve geri püskürtmeyi başarmıştır. Felahiye'den ikinci defa yardıma gelen İngiliz birlikleri Türk askerleri tarafından bir kez daha geri püskürtülmüş ve ağır zayiat vermişlerdir. Durumu General Tavşın'da bildiren Halil Paşa bir kez daha teslim çağrısında bulunmuştur. Ben ona karşı yeterince kuvvetli vaziyetteyim. Siz askerlik vazifenizi kahramanca ifa ettiniz. Fakat mültecilerden öğrendiğimize göre erzakınız tükenmiş ve kıtaatınız arasında hastalıklardan icrayı hüküm sürmekte. Kut'taki mukavemetinize devam etmek ve mütemadiyen artmakta bulunan kuvvetlerime teslim olmak hususunda serbestsiniz. Bu sırada özellikle Hindistan'dan getirilen askerlerin durumları gittikçe kötüye varmaktaydı. Halifenin ordusuna karşı savaşmak istemiyorlardı. Karşı tarafta ezan seslerini duyan Hindistan askerleri fırsatını buldukça firar etmeye başladı. General Tavşın, Halil Paşa'ya gönderdiği mektupta bir kez daha teslim olmayacağını, durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Ancak Hintli askerleri yatıştırmaya bile gücü yoktu artık. Hintliler bir yana, artık İngiliz subaylarında bile umutsuzluk baş göstermeye başladığında Tavşın ordusuna bir bildiri yayınladı. Ve Türklerin de yiyeceklerinin kalmadıklarını ve kuşatmayı daha fazla sürdüremeyeceklerini söyledi. İngilizlere üçüncü kez yardıma gelen birlikler Felahiye'de tekrar Türk mevzilerine saldırdı. Bu defa mevzileri aşmaya başarmışlardı. Ancak tam bu sırada 43. Alay Komutanı Fazıl Bey tüfeğine süngü takmış ve ordunun en önünde hücuma geçmişti. Komutanı gören erler sel gibi İngiliz askerlerinin üzerine saldırmaya başladılar ve 5000 İngiliz askerini öldürdüler. Ve kalanları da korkutarak kaçırmayı başardılar. 15 Nisan'a gelindiğinde artık İngilizler kendi atlarını, eşeklerini keserek yemeye başladılar. Ve böylelikle ölmekten kurtuldular. 24 Nisan'da Journal isimli bir vapur nehirden Kutul Amare'ye doğru harekete geçti. Ancak Türk askerinin nehre kurduğu engeller sayesinde vapur ele geçirildi. İngilizlerin bu umudu da kırılmış oldu. Kuşatmanın son haftasında 8 İngiliz ve 21 Hintli açlıktan öldü. Bu olay üzerine General Tavşın Halil Paşa'ya bir mektup gönderdi.
Dünya harbi devam ettiği müddetçe maiyetimden kimse ve ben Türkiye aleyhinde hiçbir harekette bulunmayacak, İngiliz kuvvetleri elinde bulunan 40 top ve bilimum cephane de sağlam olarak size verilecektir. Ayrıca arzu edeceğiniz herhangi bir bankaya adınıza yazılmış 1 milyon İngiliz sterlinin çek teslim edilecektir. Bunlara karşılık bizim tek isteğimiz kuvvetlerimizin esir alınmaması ve Basra istikametinde çekilmemize müsaade etmenizdir. Halil Paşa ise bu mektuba şu şekilde cevap verdi. General, 5 aydır sizinle Aylmer ve Goring orduları ile dövüşüyorum. Türk ordularının maneviyatları için sizin ve ordunuzun esaretinin zarureti hasıl olmuştur. Elinizdeki İngiliz yapısı top, tüfek ve cephane de bizim ordumuzun modellerine uymaz. Bu itibarla bana lazım değildir. Serbestçe imha edebilirsiniz. Ve bu imhadan sonra benim tarafımdan hiçbir tecavüze uğramanız ihtimali de olmaz. Şahsıma teklif edilen 1 milyon sterlinlik çek meselesini de bir latife olarak tellak ediyorum. Biliyorsunuz, baltacı devirleri geride kaldı. Bu defa İngiliz hükümeti adına 2 milyon sterlinlik bir çek daha teklif edilmiş, ancak bu da reddedilmiştir. 29 Nisan 1916 gecesi şehir surlarının ardından patlama sesleri geldi. Bunun tek anlamı vardı. İngilizler kendi silahlarını imha etmişlerdi. Sabah olduğunda Türk ordusu Kutül Amare şehrine girdi. Halil Paşa derhal Towshend'in karargahına gitti. Towshend kılıcını ve silahını Halil Paşa'ya uzattı ve aralarında şöyle bir konuşma geçti. General, uzun zaman şan ve şöhretle kullanılan bu silahlar yine sahibine aittir. İngiltere hükümeti bana bir ay dayandığım takdirde kurtulacağımı vaat etmişti. Ben 5 ay dayandım ve fakat ne yazık ki verilen söz tutulmadı. Generalim, siz ordunuzun ve milletinizin şerefini tamamen müdafaa ettiniz. Vaziyetiniz kısmen Plevne'deki Gazi Osman Paşa'nın vaziyetidir. Sizi harp esiri olarak kabul etmiyorum. Padişahın ve Türk milletinin misafirisiniz. Rus çarı yanında Osman Paşa ne muamele gördüyse siz de Türkiye'de aynı muameleyi göreceksiniz. Kutül Amare kuşatmasına başarı ile ulaşan Halil Paşa o günden sonra Kut soyadını alarak Halil Kut Paşa olarak anıldı ve askerlerine şöyle seslendi. Aslanlar, bütün Osmanlılara şeref ve şan, İngilizlere kara meydan olan şu kızgın toprağın güneşli semasında şehitlerimizin ruhları sevinçle gülerek uçarken ben de hepinizin pak alınlarından öperek cümlenizi tebrik ediyorum. Ordum gerek Kut karşısında ve gerekse Kut'u kurtarmaya gelen ordular karşısında 350 subay ve 10 bin erini şehit vermiştir. Fakat buna karşılık bugün Kut'ta 13 general, 481 subay ve 13.300 er teslim alıyorum. Bu teslim aldığımız orduyu kurtarmaya gelen İngiliz kuvvetleri de 30 bin zayiat vererek geri dönmüşlerdir. Şu iki farka bakılınca cihanı hayretlere düşürecek kadar büyük bir fark görülür. Tarih bu olayı yazmak için kelime bulmakta müşkülata uğrayacaktır. İşte Osmanlı sebatının İngiliz inadını kırdığı birinci zaferi Çanakkale'de, ikinci zaferi burada görüyoruz.